Sevgili çocuklar, matematik kampımızın 39. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz geometrik cisimler ve şekiller. Bugünkü konumuz ise geometrik cisim ve şekillerdeki biçimsel değişiklikler. Çocuklar, bu geometrik cisimleri bir inceleyelim. Büyüklüklerinin farklı olduğunu görüyorum. Buradaki çizgiler böyleyken burada ters duruyor. Yani yönleri değişebilir. Konum olarak da gördüğünüz gibi biraz daha eğik duruyor. Bu küplerin biçimsel özelliklerinin değişip değişmediğini soruyor bize. Çocuklar, küp büyüse de küptür, yan dursa da küptür, ters çevrilse de küptür. Biçimi yani şekli değişmez çocuklar. Gördüğünüz bu şekle bakalım. Üst kısmı dikdörtgen, yanları da dikdörtgen. Dolayısıyla bu dikdörtgen prizmadır. Bu şekli ben Sola doğru döndürdüğüm zaman bakın çizgilerden anlıyorum. Buradayken çizgisi şimdi bu tarafa döndü. Yönünü değiştirdim. Burada ise yan yatırdım. Burada ise biraz daha büyük çizdim. Şimdi gördüğünüz gibi yan da çevirsek. Bakın burası yine dikdörtgen. Yanları burada oldu. Burası yine dikdörtgen. Ters de çevirseniz Üst taraf yine dikdörtgen, yanları yine dikdörtgen. Dolayısıyla bu geometrik cisimlerin biçimsel özellikleri değişmez çocuklar. Yine dikdörtgen prizmadır bunlar. Bakın üçgen bir yüzü var. Yanları dikdörtgendir. Şimdi ben bu şekli sağa doğru çevirsem, yönünü değiştirsem ya da biraz daha küçük çizsem bu üçgen prizma başka bir şekle mi dönüşüyor? Hayır çocuklar biçimsel özelliği yani şeklimiz yine üçgen prizma olarak kalacaktır. Bakın silindir. Üst yüzeyi düz ve daire şeklinde. Bunu yan çevirdiğimiz zaman da o düz yüzeyi üstte de değil de yan tarafta kaldı. Ya da şekli biraz daha büyük çizdiğimiz zaman ya da birazcık eğdiğimiz zaman gördüğünüz gibi Üst yüzeyleri yine düz olarak kalıyor. Fakat konumları, yönleri ya da büyüklükleri farklı olabiliyor. Ama silindir olan bu şeklimiz yine silindir olarak kalmaktadır çocuklar. Buradan ne öğreniyoruz çocuklar? Verilen geometrik cisimlerin büyüklükleri farklı olsa da, konumları değişse de, bakın burada biraz daha eğik, burada daha düz ya da yönlerini değiştirsek de Bunların şekli yine aynıdır. Bu değiştiği zaman ben buna üçgen prizma diyemem. Yine silindirdir. Yani şeklimizi farklı yönlerde, farklı konumlarda ya da farklı büyüklüklerde gözümüzde canlandırmalıyız. Silindir dediğimiz zaman bunu yan çevirirsek kafamız karışmaması gerekiyor. Geometrik cisimleri gördük. Şimdi geometrik şekillere de bir bakalım çocuklar. Aynı sahasında fark eden hiçbir şey yok. Yine büyüklüklerine baktığımız zaman bakın farklı büyüklüklerde olabiliyor. Biz buna kare diyorsak biraz daha küçüğüne de kare diyeceğiz çocuklar. Ya da bakın düz eşit uzunlukta yönü değişmiş ama bu yine karedir çocuklar. Biraz daha küçük olsa da, yönleri değişse de biçimsel özellikleri aynı kalacak ve yine kare diyeceğiz çocuklar. Bakın karşılıklı kenarları eşit bunun karşısında da bu var. Eşit diyoruz değil mi? Buna biz dikdörtgen diyoruz çocuklar. Şimdi ben bu dikdörtgen şeklini yan yatırdığım zaman bakın burada en üstte kısa kenar ve en altta kısa kenar varken burada yanlarda kısa kenar, alt ve üstte uzun kenarımız var. Ya da bu şekli biraz daha küçük çizdiğim zaman veya konum olarak biraz daha yukarıda çizdiğim zaman bunların biçimsel özellikleri değişmiyor hepsi de dikdörtgen sınıfına giriyor çocuklar. Üçgen ve çember için de bu geçerlidir. Bakın farklı büyüklüklerde ve yönü farklı olabiliyor. Biz bunların biçimsel özelliğini değişmedi olarak algılıyoruz ve hepsine biz üçgen diyoruz çocuklar. Üç tane kenarı, üç tane köşesi vardır. Farklı büyüklüklerde ya da yönleri farklı olabilir. Aynı şekilde çemberimize de bakalım. Farklı büyüklüklerde olabilir. Zaten çember yuvarlak olduğu için yön kavramı yok aslında bunda. Ama yine de küçük de olsa, büyük de olsa, biraz üstte, biraz altta da olsa hiç fark etmiyor çocuklar. Bunun biçimsel özellikleri aynıdır ve biz bu şekillere çember demeliyiz çocuklar. O zaman kendimize soralım. Geometrik cisim ve şekillerin yer, yön veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özellikleri yani şeklimizin özellikleri değişmez çocuklar. Geometrik cisimler ya da geometrik şekiller hepsi aynı kalmaktadır. Kare yine karedir. Farklı uzunlukta, farklı yönde olsa da. Üçgen, dikdörtgen, çember yine aynısıdır. Ya da geometrik cisimlere baktığınız zaman küp, dikdörtgen prizma, kare prizma, silindir, koni bunların hepsi yer, yön bakımından, büyüklük bakımından değişse de biçim olarak değişmiyor. Yine aynı isimle adlandıracağız çocuklar. Bakın bir sorumuz var. Bunlar geometrik cisimlerdir. Hangisinin biçimsel özellikleri farklıdır? Şimdi ben bu şekli adlandırırsam üst tarafı dikdörtgen, yanları da dikdörtgen Dolayısıyla ben buna dikdörtgen prizma diyeceğim. Şimdi baktığın zaman bunun da yanları dikdörtgen, üstleri de dikdörtgen. Fakat yan durmuş. Hiç önemli değil. Bunun da adı dikdörtgen prizmadır çocuklar. Farklı olan gördüğünüz gibi bu şekildir. Yani silindirdir çocuklar. Çocuklar kısa olarak anlattığım bu derste size aslında vurgulamak istediğim geometrik cisimlerin ya da geometrik şekillerin yönleri, büyüklükleri farklı olsa da biçimleri yani biz ona şekil diyoruz. Şekilleri değişmeyecektir çocuklar. Yani geometrik cisimlerden küpü ele aldığımız zaman çevirsen de yönünü, büyük olarak da çizsen biz yine ona küp diyeceğiz. Ya da geometrik şekillerde dikdörtgen diyelim. Dikdörtgenimiz yönünü değiştirsem, büyük ya da küçük çizsem hiç fark etmeyecek. Yine ben ona dikdörtgen diyeceğim çocuklar. Dolayısıyla bir şeklin farklı yönde, farklı büyüklükte olarak da algılamanızı burada hatırlatmak istedik çocuklar. Bu dersimizde buna vurgu yapmak istedik. Evet, yine bu dersimizde kullandığımız materyaller için de Ata Yayınları ailesine teşekkür ediyoruz ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum çocuklar. Sevgiyle kalın.